Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Şöyle saati göstermek istiyorum. 4:29 geçiyor. Bu arada videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer video gördüğünüz gibi sabah başlamıyor. Aslında sabaha doğru başlamış oluyor. Şimdi işlerimiz çok yoğun. Salı günü izleyeceğiniz videoyu hazırlıyorum. Ayrıca yarın da çok fazla işimiz var. Sabahtan hem hazırlamamız gereken kargolarımız var. Fant için, Sevgi Köyü için. Aynı zamanda da Murat Deniz'i aşıya götüreceğiz. Allah'a şükür şu an babam bizde. Babam bizde olduğu için sabah Mia'yı babama bırakıp Müco ile birlikte sağlık ocağına gideceğiz hep birlikte. Ve Murat Deniz'in aşısını yaptıracağız. Şimdi ben videonun yarısına kadar geldim. Bir yarısı kadar daha var. Herhalde 1,5-2 saat içinde bitecek montajı. Montajı bittikten sonra işte bunu yükleyip planlayıp şu saatte yayınla diye bannerını vesairesini yapıp ondan sonra işlerimiz için dışarıya çıkacağız. Bugün bana uyku yok, öyle gözüküyor. Evet, Müco geldi bizi almaya sağ olsun. Ama arkadan sesleri duyuyorsunuz. Mia çok ağladığı için onu bırakamıyoruz. Onu da yanımıza alıyoruz. Onu büyük babaya bırakacaktık ama bizsiz duramıyor hanımefendi. Uyandı. Ağlama Mia'cığım, ağlama güzel kızım. Nerede aşı kartıyla şey çıkart? Tamam, biz de geliyorsun, hadi. Hadi Mia'm, birlikte gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar, bakın şöyle belli oluyor mu bilmiyorum. Yer buz tutmuş. Bu merdivenlere de bir çözüm bulmak lazım. Çok tehlikeli burası. Şöyle. Çok kayıyor. Günaydın Mücum. Günaydın. Ya biz dün 2 gibi falan zaten video çekmeyi bitirdik. Beyefendi, kameranızı şey, kemerinizi takar mısınız? Doğru. Teşekkür ederim. Oy. Nereye gidiyoruz Filiz? Sağlık ocağına. Ya zaten sistemde de bir sıkıntı var. Bizim aile hekimimiz alınmış gözüküyor fakat Murat Deniz eski mahallede gözüküyor. Böyle bir tuhaflık var, onu da halledeceğiz inşallah. Bizim sağlık ocağımız burasıymış arkadaşlar. Sen bekle Mia'cığım. Biz geleceğiz hemen. Doktorumuz köylerdeymiş. Öğlene kadar. Olmadı, öğlen tekrar geleceğiz. Bizim de zaten. Öyle zaten. Normalde bizim oraya yakın olmadığı için sağlık hocam. Pazartesi günü öğlene kadar bizim köyde de oluyor. Ama aşı yapabilir mi yapamaz mı? Bir de bebeğin kaydı gözükmüyor ya. Sıkıntı o. Bakalım aldırabilecek mi? 4 aylık aşıları var. Ha. Onları yapayım. Ama öğleden sonra siz gelebiliyorsanız gelin. Bebeğin kaydı için el nabızdan geçiş günler geçiyor da bebek geçemiyor sanırım. Yani biz aldık kendimizi de. Dilekçeyi çıkaralım. Eşiniz de imzası da yeter. Siz tamam. Gelmenize gerek yok. Gelin aşını verelim. Uyanmak istemiyor değil mi? Çok rahat çekiyor. Bir tane aşı yazmış herhalde buraya. Daha öncekiler işlememiş herhalde. Ya. Götürmemiş olabilirim belki. Yani. Ama sonuncusunu sanki işlemişti. Hiç açmadık. Sırat abi. Uyandı. Neredeyim ben ya diyor. Doğdu güneşim. Güzelim.
Anneciğim ya. Anlatacaklar oğlum. Senin iyiliğin için bana kızma, tamam mı? Çok seviyorum seni. Demir süt üstünün ilgili özelliğini yitirmemesi gerekiyor. Anne sütü verir misin? Anne sütünü verdim. Aradan 45 dakika geçecek. Damlamızı veriyoruz. Sonra mamadan sonra olmaz. Sizi ben dışarıya alabilir miyim? Tabii. Mamadan sonra. Evet. Çocuğu çekiyorum ama neyse. Tam aşıda. Aşıda mı çekecek? Aşıda mı çekecek? Ya fark etmez, tamam siz. Kaç? Galiba 8. 8 Geçti. Tamam geçti. Tamam, erkek adamsın sen. Geçiyor şurası. Allah Allah. Ağlarım ben, canım yanıcı. Hemen gülcükler dağıtıyor bak bak. Değil mi? Çok hemen annem gülünce bana. Ben geliyorum. Anne ateş tartıyor. Oldu ki ateş olmadı diyelim, ağrısı olduğunu hissediyorsun. Bugün daha biliyorsun, hissediyorsun. Kalp organını verebilirsin, tamam mı? Kalp. Kolay gelsin, teşekkürler. Karnım nasıl başlayacak? Tutayım. Neyse bunu da atlattık. Acıktın biliyorum. Acıktın. Şu açlıktan ağlıyor. Acıktın. Paşam acıktı mı? Nasıl acıktı? Tamam, şey de ben alırım. Hemen sağ ol. Ne? Biberon diyecektim. Ha. Hadi gidelim. Ne düştü? Bizden değil herhalde. Hadi. Kolay gelsin. Hayır, Mücü abisi telefon vermiş. Belki ağladı. Küçük ağlamış. Geçin bakalım. Hadi arkaya geçersin sen. Hadi. Hop, aferin Mia ya. Çocuğum benim iki gibi falan tekrar gelmem gerekiyormuş. Öyle mi? Aha. Doktor şeydeymiş, köy gezmesinde. Aşıyı yaptılar ama. Hangi doktor? Mustafa. Bütün doktorlar gidiyormuş. Ha. Bir tane doktor vardı sadece içeride. O da hiçbirimizin doktoru değilmiş. Buçuk üç. Şimdi arabayla işim var mı şimdi peki? Şimdi arabayla sen git o zaman. Ha, onu diyeceğim, hani hiç boşu boşuna sen gelme. Ha. Ben buraya geldikten sonra otobüste de dönerim. O saatte buraya yok çünkü. Hani 3.40'da var ya. Sen tek başına mı geleceksin? Ya ben tek başıma geleceğim. Sen çocuğu getirmeyeceksin. Yok, getirmeyeceğim. Mücüm teşekkürler. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Mücü'yü gene arabasız bıraktık. Bir tane daha var abi. Evet, şimdilik hastane işimiz bitti. Ben sadece doktora döneceğim. Bir imzalamam gereken bir şeyler varmış. Oh! De ne soğuktu, hava ne kadar yumuşadı değil mi? Evet, birdenbire. Tamam oğlum, tamam tamam. Babam bambamı çıkartmış sağ olsun. Ama ayaklarını silmeyi unutmuş içeri girdiğinde. Şimdi yerleri temizleyelim.
Bir de daire silmeden önce şimdilik iş görür. Bu havlusunu zaten değiştirecektim. Yeni havlu koyacaktım. Yerdeki çamuru bununla almış oldum. Birazdan da bir zaten günlük ile de yaparız. Hava kötü. Evde eğleniyoruz. İşte kız babası. Öpücük ver bir de. Öpücük ver. Oh! Benden mutlusu yok. Tavşan baba. Evet. Özlemiş kızım beni. Dede uyuyor, ona takalım mı bir? Sen bana taktın, ben de kendi babama takayım. Hadi. Hava yağmurlu, evde oturuyoruz. Kendimize küçük küçük. Evet, her gün genelde iki posta kargo hazırlıyoruz. Bunlardan ilki Fant için oluyor, ikincisi de Sevgi Köyü için oluyor. Fant için olanı çünkü Trendyol Express geliyor ve bizden alıyor. Şimdi bir yarım saat sonra büyük ihtimal Trendyol Express gelecek, yarım saat 40 dakika sonra. O kargolarımızı yazıcıdan çıkarttım. Şöyle bir şey var ama bizim depo üstte. Bambam'da insan zannediyor kendini. Böyle koltukta. Değil mi oğlum? Sadece o sandalyeye çıkma izni var bu arada. Başka bir yere çıkmıyor. Baktığınız zaman koskoca hafta sonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kargomuz gelmiş. Bu olay geçen sene bu zamanlar böyle 150-200 kargo falan oluyordu. Özellikle hafta sonu 250-300'e çıkıyordu. Şu an sadece aslında bu kendini götürüyor. Bundan bir para kazandığımız söyleyemez. İşte muhasebe parasını ödüyor. Kargoları yatırabiliyoruz. İşte gerekli şirketle ilgili ödemeleri yapabiliyoruz. Onun haricinde bir şey kazandırmıyor şu anda. Bambam, hayır sen yerine. Yerine Bambam. Yerine, yerine. Aferin, abi. Değil mi abi, sen nasılsın? Şuna aldıklarım. Şunlar da okutulacaklar. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, görüşürüz. İstanbul'dan kaçışta işler bitmiyor. Biliyorsunuz Mücun'un arabasını almıştık. Şimdi araba gerekmiş. Ama o da gidemiyor. Burada çiftliği var biliyorsunuz Mücun'un. İnek çiftliği. Orada çalışan Suriyeli bir arkadaş vardı, Ahmet. Onu Ferizli'ye pazara götüreceğim.
pazara götürüp getireceğim. Oradan da sağlık ocağına uğrayacağım. Çıkalım, sonra daha Sevgi Köyü'nün kargoları var. Hızlıca onları yapmam lazım. Filiz'le eve dönüp bir de kargoları halledeceğiz. Ahmet'im çalışıyor benim ya. Bizim elektrikli motoru istemişti. Elektrikli diyorum, benzinli motoru istemişti. Odun kesiyor çalışkan Ahmet. Ben şöyle sizi bir ineklere götüreyim. İnekleri göstereyim. 60 küsur tane inekleri oldu. Bakın arkadaşlar burada. Tabii daha düve deniyor. İnek olmadılar tabii de. Maşallah diyelim. Selam Ahmet. Aleykümselam, hoş geldin abi. Hoş gördük. Nasılsın? İyi, Allah şükür. Pazara gidecekmişiz. He. Haydi gidelim o zaman. Evet, Ahmet nereye gidiyoruz? Firizli'ye pazara. Sen tarif edersin bana yolu değil mi? Evet, tamam. Ne oldu? Şu iki. Yatık mı? Neyse. Evet, Firizli'nin pazarına geldik Ahmet'le. Alışveriş edecek o biraz. Ahmet'in arkadaşları burada herhalde. Direkt tezgah arkasına geçti. Ahmet direkt tezgah arkasından alışveriş yapıyorsun. Aa, arkadaş mı ya? Kimse yok tezgahın ya. Ahmet Bey. Efendim? Pazarınızı yaptınız mı? Yaptım. Neler aldınız? Azıcık dön bakayım, dön. Patates aldım. Azıcık dönsene. Patates aldım. Patates aldın. Patlıcan aldı. Patlıcan. Nasıl fiyatlar? Suriye mi daha pahalı, burası mı daha pahalı öncesine göre? Her yerde aynı. Aynı mı? Aynı. Arkadaşından aldı ya direkt, öyle tanımadığı yerden almadı. Direkt girdi tezgahın arkasına. Arkadaş bu 3 sene oldu, aynı yerden aldım. Aynı adam. Patates 4 kilo 30 lira. İyi. Bir de bir gün bir pazar videosu yapalım abi. İstanbul pazar fiyatlarına tamam. Falan böyle karşılaştırırlar belki tamam. Oranlar. Bir o Akgöz'deyken yapmıştık, burada da yapalım. Yeni şu güncel fiyatlarla. Yapalım yapalım. Mustafa. Burada bak. Buradan mı giriyorduk Mücü? Buradan girebilirsin abi. Bir sonradan gir. Bir sonradan gir, direkt önüne çıkarsın. Şu kamyonetin olduğu yer. Eczanede vardır değil mi burada? Bir de mama alayım. Kocaman buradan var. Girecektin abi. Burası değil mi? Evet abi. İyi kalp, kemerini takmışsın. Ben hep takıyorum normalde. Aşk olsun. Hemen geliyorum. Sen bana tamam mı? Mi hiç? Benim mama vardı orada. Orada mı mama? Haydi görüşürüz Ahmet. Yok. Benim yok. Görüşürüz Mucu. Görüşürüz. Vinç'i bekliyoruz. Vinç mi yok, kepçe. Kepçe de kepçe. Şimdi şu işe yetişeyim de ondan sonra bakacağım. Hadi görüşürüz. Şimdi bizimkiler sobayı söndürmüş. Tekrar aşağı inip ufak dal yakasım da yok. O yüzden farklı bir teknik uygulayacağım. Böyle. Çok iyi düşündün bunu aşkım. Evet. Bakalım yanacak mı Deniz? Heh. Hadi bakalım. Çok geçmiş ama ya. Aşkım içinde tutuşacak bir şey yok ki şu an onun. O büyük olan tutuşmayacak mı işte? Yok, yanına ufak bir şey olmadan çok zor. Nasıl tutuşsun ki o?
Onu başka bak şuradaki şeyler bir tane kuru dallı olanlardan alsana Deniz yanında. Dur. O kadar uzaklar ki birbirlerinden öyle alev alacak bir şey değil. Ha birbirlerini şey yap. Bir daha dene bak bakalım. Yandı. Odunlarda da hiç köz kalmıyor ki. Sen önce hemen sönüyor. Kavak mı bu? Kavak da var. Eskiler de var. Ama son attığım kavaktı. İşte şey kalmıyor. Köz kalmıyor. Baksana içinde. Direkt kül. Yani bir iki tane de büyük koyalım onun yanına. Bu hazır. Evet Filizcan. Ne yiyoruz bugün? Bugün menüde ne var biliyor musun Deniz? Nohut. Nohut yapacağım, pilav yapacağım. Soğanımız var mı yanında? Soğan salatası yapayım mı sumak? Yapsana ya güzel olur. Tamam. Şöyle hafif de biraz hastalanıyor da gibiyiz. Benim sesimden belli oluyor mu? Biraz. Akşama doğru ses kalınlaştı. Bu ya. Nohutu suya yatırmış. Süte falan koyun diyorlar aslında. Yok karbonat suya koydum. Karbonat mı koydun? Karbonat koymuş. Evet, Filiz Hanım, pilav tarifin nedir? Nasıl yapıyorsun pilavı? Pilavı şimdi pirinci suya koyacağım. Önce bir ıslatacağım. Biraz ılık bir suyla. Bir iki damla limon damlatırsanız da daha beyaz oluyor pirinç. Sonrasında da bire bir buçuk koyuyorum ben suyunu. Sıcak koyuyorum tabii. Ilık suda bekletince çok daha az su çekiyor. Lap olmaması için yani bir bardak pirince bir buçuk bardak su koyuyorum. İki fazla geliyor. Şimdi soğanlarımı doğrayayım. Burada aslında etleri koyayım mı önce ben? Evet, etler. Çocuklara pişireceğim zaten de. O zaman kolay gelsin Filiz Hanım. Ben de biraz yorum cevaplamaya gideyim. Tamam. Evet arkadaşlar artık bizim için yemek sofrası. Bugün böyle ufak tatil gibi yapalım dedik televizyon önünde. Değil mi? Evet. Yorulduk aşı maşı kargolar margolar derken bugünü de bitirdik. Bir günde. Hadi kardeşim bebeğim. Emzirimi çalacak yani. Aşkım benim. Babasının koynunda yatmayı çok seviyor bu. Gıdıklandın mı? Ha? Ha mı? Zicil ver kızım. Bu da nasıl bakıyor ya? Ben de geleyim, ben de geleyim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Murat Deniz. Buradayım. İşte buradayım. Bu dünya. Bu dünya. İşte bu dünya. Az bir kanat, az bir kanat.
Burada ne yazıyor? Mi-a, mi-a. Evet, aferin aşkıma benim. A. Di. Ne. Ne yazıyor? Mi-a. Bu hangi harf? A. Bu hangi harf? Di. Bu hangi harf? Di. Evet. Bu hangi harf? Di. Bir daha bak bakalım. Ben kötü çizdim, bir daha çizeyim. Bak. E. Evet. Mindik mistik mindik mistik benim oğlum. Aa, çok seviyorum yüzüme dokunulmasını, değil mi? Böyle, böyle. Dede de sobadan uzağa kaçıyor. Bacakları falan sıyırmış. Çok mu sıcak? Evet. Çocuklar olduğu için arkadaşlar biz sobayı her daim yakıyoruz. Bu soba yanınca da burayı çok sıcak yapıyor, değil mi Filiz? Her daim kavruk haldeyiz. Devamlı bir yapış yapış, bakın böyle saçlar bir terli. Şeyi kapatayım da dağdık. Ne güzel bakıyorsun bana. Ne güzel bakıyorsun bana anne. Tabii bugün ateş biraz var, aşı olduğumuz için. Şöyle gözüküyor mu? 37.8. 38. Bakalım 38. İlk karpolünü alsın. Bir şey, 3 ay 1 yaş arası çocuklarda yarım ölçek, 1 ölçek arası verebilirmişiz. Biz bir çay kaşığı verelim. Kaç çocuğunuz da olsa her bir tanesinde aynı, değil mi? Amatörlük ve acemilikle, aynı korkuyla. Aynen. Neyse, içimiz rahat olsun ama en azından aşı oldu. Hani o yüzden zaten ateşin çıkacağını biliyorduk. Çıkabilir dediler. Şu anda da çok yüksek değil ama yine de tabii tedbir alalım ki rahat uyusun. Sen şimdi, ben video yapmaya çıkarım zaten. Sen de biraz hani... Kontrol et bakalım bir saat sonra ne olacak ona göre. Çıkmam da orada beklerken yorumlara cevap verin biraz. Hadi şifa olsun oluşuma benim. Tam yerim var bence öyle. İlk kez alıyor değil mi? Tadı farklı bir şey işte. Evet, ilk kez. Nasıl oğlum? Güzel mi tadı? Ay, evet arkadaşlar, bize yine uzun geceler. Aslında. Bugün de videomuzun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.